Merhaba ben Armağan Kızılcan. Öğrenmeye hevesli olduğunuz için sizi tebrik ederim. Ticaretin fiziksel ana başlığında işleyeceğimiz bu eğitim videosunda uzman ekip arkadaşıma sözü veriyorum. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar ben ticaret eğitiminden Uluhan. Bu videoda sizlere Amazon Brand Registry programından bahsedeceğim. Bu program Amazon'da ürünlerini satan markaları korumak için yapılmış bir program. Öncelikle bu programa kayıt olmak için bir marka sahip olmanız gerekiyor. Sizlere Amazon'un kabul ettiği ülkeleri göstereyim. Buradaki herhangi bir ülkede bir marka başvurusu yapmış ve markanıza sahip olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi sadece Amerika'da değil, Kanada'da, Meksika'da, Brezilya'da, İngiltere'de veya Fransa, İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin herhangi bir tanesinde bir marka başvurusu yaptıysanız ve elinizde marka numaranız var ise brandservice.amazon.com adresine gelerek markanızı Amazon'a kaydedebilirsiniz. Peki markanızı Amazon'a kaydederseniz ne mi kazanırsınız? Sizlere hemen göstereyim. Öncelikle Belki bilmiyorsunuzdur o yüzden size birazcık anlatayım. Amazon üzerinden hijacker dediğimiz bazı korsanlar var. Düşünün mesela bu ürün sizin ürününüz. Bu ürün için çok uğraştınız. Fotoğraflarını çektiniz, listelemesini yaptınız, lansmanını yaptınız. PPC'lerin her şeyini yapıyorsunuz ürününüzün. Ve ürününüzü iyi bir yere getirdiniz. Artık günlük iyi para da kazanmaya başladınız. Bir sabah kalkıyorsunuz, ürününüze bir açıyorsunuz, bakıyorsunuz ki Ürünün listesinde sizden başka satıcılar da var. Bu aslında Amazon'un izin verdiği bir şey. Eğer ki iki tane satıcı tamamen %100 aynı ürünü satıyorsa Amazon üzerinden farklı bir liste açamaz. Gelip halihazırda var olan listeye girmek zorunda. Korsanların yaptığı şey ise mesela sizin ürününüzü görüyorlar ve Alibaba'ya gidip tedarikçilere sizin ürününüzün fotoğrafını yolluyorlar ve tedarikçilere bu ürünün aynısını yapmalarını istiyorlar ürün hazır olduğunda ise Amazon depolarına yolluyorlar ve direkt sizin listenizde satışa başlıyorlar. Mesela bu listede 5 tane farklı satıcı var. Buraya basarak görebiliriz. Satıcıların bir tanesi Amazon, diğerleri mesela 2 tanesi FBA satıcı ve geri kalan 2 tanesi FBM satıcı. Aynı durum sizin listenizde olursa bir şekilde sizin Amazon'a bu diğer satıcıların sizinle aynı ürünü satmadığını göstermeniz gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Mesela sizin ürününüzü diğer ürünlerle birlikte Amerika'da ikamet eden bir kişiye aldırırsınız ve o kişi ürünleri test eder, ürünlerin fotoğraflarını çeker ve ürünlerin farklı olduğunu Amazon'a bildirir. Ve Amazon'la bu şikayetten yola çıkarak sizin listenizde bulunan korsanları çıkarabilir ama maalesef bazen Amazon tolere edebiliyor böyle şeylere. Ama eğer ki markanız olsaydı ve Brand Registry programına yararlanmış olsaydınız sadece 5 dakikalık Amazon'a bir mail yazıp bu satıcıları tanımadığınızı ve kesinlikle bu satıcılara sizin markanızı satmalarını izin vermediğinizi bildirirseniz Amazon hepsini sizin listenizden atacaktır. Marka tescilinin ikinci yararı ise hatırlarsanız bundan birkaç gün önce PPC ile ilgili bir video paylaşmıştık sizinle. Ve o videoda Amazon PPC yapacağımız zaman bizleri soruyordu. PPC reklamını ürüne mi yapmak istiyorsunuz yoksa markanıza mı yapmak istiyorsunuz diye. İşte marka tescili yaptığınız zaman artık PPC reklamlarınızı markanıza çıkabilirsiniz. Ve markanıza PPC reklamı yaptığınız zaman diğer ürünler gibi sayfanın alt kısımlarında, orta kısımlarında yer almayacak. Markanız tamamen listenin en üstünde yer alacak ve sadece bir tane ürün değil, iki tane, üç tane farklı ürünlü müşterilere gösterebileceksiniz. Hatta buraya tıklayalım ve sizlere Brand Registry programının bir başka faydasından bahsedeyim. Bu şekilde Amazon üzerinden sizin markanıza ait ve tamamen sizin ürünlerinize ait bir tane farklı bir site, farklı bir katalog yapabiliyorsunuz. Hatta Amazon size farklı bir URL kodu da veriyor. Burada mesela amazon.com slash store umra diye bir site yapmış bu marka için. Gördüğünüz gibi marka kendine ait bütün ürünlerini farklı farklı kategoriler altında listelemiş. Gerçekten de çok ürünü varmış mesela bu markanın. Mesela ileri zamanlarda Facebook üzerinden, Instagram üzerinden veya Google AdWords üzerinden reklama çıkacağınız zaman artık direkt bu linki verebilirsiniz ve müşterilerinizi direkt Amazon'a yönlendirebilirsiniz. Yani Amazon'un dışında farklı bir e-ticaret sitesi kurmanıza ve onu geliştirmenize gerek kalmayacaktır. Son örneğime geçeceğim. Bu örneğimde ise bir tane listelemeyi inceleyeceğiz. Bu listelemede Brand registry yapılmış çünkü satıcı bir tane video koymuş. Gerçekten videolar çok müşteri çekiyorlar. Müşterilerin çoğu listelemeye gelip ürünleri inceledikten sonra videoya tıklıyorlar ve videonun başından sonuna kadar izliyorlar. Sizde bu şekilde ürünün özelliklerini, karakteristiklerini videonun içine koyarak müşterilerin bütün ürününle ilgili bilmesini istediğiniz her şeyi öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Ve ayrıca markanızı kaydettiğiniz zaman Amazon'a Description bölümüne bu şekilde fotoğraflar koyabilirsiniz. Gerçekten çok ilgi çekiyorlar ve e, müşteriler bu şekilde fotoğrafları gördüğü zaman listelerde ürüne daha fazla güveniyorlar. Ürüne daha fazla güvendikleri için ise alım oranları artıyor. Yani Conversion Rate'ler artıyor. Bir önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi... Gerçekten iyi bir conversion rate'iniz var ise Amazon sizin ürününüzü arama öbeklerinde daha öne çıkaracaktır ve bu şekilde daha fazla müşteri hitap edeceksiniz ve kar topu etkisini Amazon üzerinden çok daha hızlı bir şekilde görebileceksiniz. Sonuç olarak Amazon üzerinden private labeling yapacaksanız kesinlikle ama kesinlikle bir marka sahibi olmalısınız ve o markayı büyütmelisiniz. Videonun başında da sizlere bahsettiğim gibi markanızı Amerika'dan almak zorunda değilsiniz. Avrupa'dan alabilirsiniz markanızı. Zaten sizlere burada ben listeyi göstermiştim. Gelip bu ülkelerin herhangi birinden markanızı tescil ettirirseniz Amazon'a gelip Amazon Brand Registry programına kayıt olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Harikasınız. Şu iki videoyla öğrenmeye devam edebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları aşağıda yorumlarda bırakırsanız bir sonraki videoyu sizin sorularınıza göre yanıtlarız. İyi öğrenmeler.